Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen ve trigonometri konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıda aynı düzlemde bulunan gemi, tekne ve deniz feneri veriliyor. Fenerin gemiye ve tekneye uzakları sırasıyla 170 metre ve 100 metre Teknenin deniz fenerine uzaklığı 60 metre olduğuna göre geminin tekmeye uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle 60 ve 100 var buradaki dik üçgende. O zaman bu kenar kaç olacaktır arkadaşlar? 6 ve 10. 6, 8, 10'un kaç katı? 10 katı. Yani burası da 8'in 10 katı olacağından 80 oldu. Sonra büyük dik üçgen var. Büyük dik üçgene bakacak olursak da 80 var, 170 var. Yani 8 ve 17'nin 10 katı. 8, 15, 17'nin 10 katı olacağından burası da kaç olacaktır? 15 olacaktır. Yani 15'in 10 katı 150 olacaktır. Hocam 60'ı buradaysa burası da kaç yapar o zaman? 90 yapar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Ön yüzü mavi, arka yüzü turuncu renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt C köşesi AD doğrusu boyunca katlanınca şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Şimdi katlamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Hatta şuradaki kenarlar da eşit. E hocam iki kenarda çizilen açı ortay konumunda oldu. Yani burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bize bizden ne isteniyor burada? 13, 7 ve 10 verilmiş. BC kaçtır diye soruluyor. Tamamı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi burada biz şuraya bir x diyelim. X'i bulursak tamamı BC'yi buluruz. Peki şuraya da bir h diyecek olursak hocam burada Pisagor bağıntısı var burada. Aynı zamanda şurada da bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. Normalde bakın burayı da kaç vermişler? 13 vermişler. E 13 verildiğinde biz şeye bakarız hemen. Hocam 13 varsa acaba 5, 12, 13 mü? Şurası 5 hissederiz yani. Genelde hissedim. Burası 12. 12 olması için x2 olacak. x2 olursa 2 ve 5'te Pisagor'dan 2, 5, 7 diye bir üçgen yok. Maalesef hissiyat tutmadı. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu hissiyatı bırakıyoruz. Pisagor bağıntısına bakıyoruz. İki tane Pisagor var. İki tane Pisagor bağıntısını ayrı ayrı yazacağımızda ben şunu tavsiye ediyorum. ÖSYM'de hep soruyor. İkili Pisagorlarda ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakın. H kare neye eşittir arkadaşlar? Biz soldaki Pisagor'da 13'ün karesi eksi neye eşittir arkadaşlar? 13'ün karesi eksi 10 artı x'in karesine eşittir. 10 artı x'in karesine eşittir. Aynı zamanda bu neye eşittir h kare? Sağdaki pisagorda da 7'nin karesi eksi x'in karesine eşittir. Şunu açacak olursak 100 eksi 20 x artı x kare değil mi? Pardon şurası artı olacak. E burada 13'ün karesi 169. Sonra bunu eksiyle çarptığımız zaman eksi 100 eksi 20 x eksi x kare oldu. Eşittir 49 eksi x kare yaptı. x kareler gitti mi arkadaşlar? Gitti. Buradan eksi 20 x'i öbür tarafa atalım. Artı 20 x oldu. 169'dan 100 çıkınca 69. Bir de 49 çıkartınca 20 yaptı. Ve x de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. E x 1 ise hocam burası da 1. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Yani cevabımız Cihan oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre dc kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Böyle garip bir şekil var. Genelde 90 dereceler olunca ne yaparız? İlk ihtimal böyle dik üçgen oluşturmaya çalışırız. İkinci ihtimalle de benzerlik. Alfabetadan yapmaya çalışırız. Ama alfabetalık üçgen yok zaten burada dik üçgeni nasıl oluşturabiliriz arkadaşlar? Biz genelde dikdörtgen oluşturarak yapmayı tercih ediyoruz tabii ki. İster dikdörtgeni şöyle yapın isterseniz şuradan yapabilirsiniz ama buradan yapabilir, yaparsanız bir ihtimal daha var. Sanki bu daha, daha kolay zaten şuradan dikdörtgeni fark etmek. 7 ise burası da 7, 8 ise burası da 8. E o zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 16 mı kaldı? Evet. 16 mı kaldı? Evet 16 kaldı. O zaman şurası da kaç? 12 olduğuna göre ve burası da 90 olduğuna göre 12 16 ne üçgen arkadaşlar buradaki dik üçgen 20 üçgeni 3 4 5'in 5 katına kadar bilmekte fayda var diyoruz. Ya da hocam 3 4 5'in direkt 5 katı üçgeninden burası da 20 diyebilirsiniz gençler. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Aşağıdaki şekilde mantar pano üzerindeki A B C, C ve D noktalarına yerleştirilen raptiyeler verilmiştir. İşte bu kırmızı şey nedir diye soruluyor arkadaşlar? Uzunluk bu. AB uzunluğunu ne vermiş? 8 vermiş. CD uzunluğunu ne vermiş? 4 vermiş. BC uzunluğunu 9 vermiş. Ne yapıyorduk gençler? Vallahi 90 dereceler varsa tabii ki ilk etapta bir uzunluk isteniyorsa ona karşı bir 90 derece elde etmek lazım. Yani ilk etapta dikdörtgen oluşturarak dik üçgen oluşturmak çok mantıklıydı. Hemen dikdörtgeni oluşturuyoruz arkadaşlar böyle. 4 ise 4. Bakın dikdörtgen oluşturduğumda 9 ise 9 oldu. Bir dik üçgen çıktı mı karşımıza çıktı. Hocam burası 9. Burası kaç? 12. 9, 12, 15, 3, 4, 5'in 5, 3 katından dolayı cevabımız böylelikle Edremit çıktı. Yukarıdaki şekilde verilen sarkaç dikey hale geldiğinde zemine değmektedir. Tam zemine değiyor arkadaşlar. Buna göre sarkaç ipinin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi tam zemine değiyor sarkaç ipi. Peki burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Şuraya şey yapacak olursak. Tam zemine değdi ya. Şuradaki uzunluk 4. E, sarkaç buradan buraya geliyor değil mi? Aynı şekli kullandıklarında şeklin eşit olmasını mutlaka mutlaka eş yapıyı mutlaka kullanın diyoruz. E, bizim sarkaç buradan buraya geldi. Şu ipin uzunluğuna bakın şuraya bir A diyecek olursak hocam burası A artı 4 iken ipin uzunluğu burası da A artı 4 olacak mı? Evet e artık ne yapacağız? Pisagor A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi Dip işlem işlem işlemle A'yı bulacağız. O benim tavsiyem. Hep böyle özel kenarlar varsa özel üçgen var mı diye hissedin kardeşim. 12 varsa ya 5 12 13'tür. 5 yazdığımızda olmadı. 12 biraz tehlikelidir. Ya 9 12 15'tir ya da 12 16 20'dir. 9 koysak 9 12 13 oldu. Olmadı. Peki bir de 12 16 yazsak o yüzden 3 4 5'in 5 katına kadar bilseniz sizin açınıza çok faydalı olur diye söylüyorum. Bilen insan hisseder, bilmeyen insan sallar diye hep söylüyorum. A yerine 16 yazarsak 12 16 23 45'in kaç katı 4 katı sağlanmış oldu mu arkadaşlar? Sağlanmış oldu. Yani A'yı 16 bulduk. Bizden ipin uzunluğu isteniyor arkadaşlar. ipin uzunluğu da 16 değil. Dikkat edin. Şurası arkadaşlar ipin uzunluğu. Yani cevabımız ne çıktı? 20 çıktı. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre CE uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. 5 var, 4 var. Buradaki dik üçgenden burası 3 oldu. E burada da bir dik üçgen var. 4 dörtgen burası da 4 kökke oldu. X kenar dik üçgenden dolayı kök katıydı. E burada da arkadaşlar bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak x'in karesi eşittir 4 kökkenin karesi artı e, kök 17'nin karesinden dolayı sonuca ulaşırız arkadaşlar. Bu 32 yaptı. x kare eşittir 32 artı. Bu da 17'den 49 yaptı. E, x kare 49 ise x de buradan kaç çıkar gençler? 7 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Hasan 150 santimetre uzunluğundaki bir fidanın, evet bir fidan var elimizde kaç santimetre? 150 santimetre. Bir fidanın yılda 45 santimetre büyüdüğünü biliyor. Şekil 1'deki biçimde A noktasına bir işaret koyunca elindeki çubuğun fidanın tepesine geldiğini görüyor. Hasan 2 yıl sonra aynı çubuğu şekil 2'deki biçimde fidanın tepe noktasına getirdiğinde diğer uç noktasına A'dan 130 santimetre uzakta olduğunu gözlemliyor. Evet. A'dan 130 santimetre uzakta olduğunu gözlemliyormuş ve yılda bizim ne kadar büyüdü bu fidon? Bir, e, fidan daha doğrusu. Bu fidan 45 büyüyordu. 2 yıl sonra 90 büyüyecek. E o zaman 150 artı 90'dan 150 artı 90'dan burası kaç yaptı arkadaşlar? 240 yaptı. Peki gençler şimdi ne yapacağız burada? Dikkat edin aynı çubuk kullanılmış burada. Yani hocam bu çubukla bu çubuk birbirinin tıpkısının aynısı. Peki bizden ne isteniyor bakacak olursak bu çubuğun uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çubuğun uzunluğu x x. Peki şuraya bir y edersem şu e, a'ya kadar a'nın fidana olan uzaklığı y artı 30 değil mi? Aynen öyle. Y artı 130 da yazdık arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam bir burada pisagor var bir de burada pisagor var. Çok güzel. Bu pisagorları yapacağız. Valla burada ne yapalım arkadaşlar? Burada pisagorlar yapacağız ama dur bakalım hissetme işine geliriz şimdi. Şurada Pisagor bağıntısı yapacak olursak x kare neye eşittir arkadaşlar? 150'nin karesi artı y artı 130'un karesi. y artı 130'un karesi oldu. Aynı zamanda buradaki x kare neye eşit? Hocam bu da y kare artı 240'ın karesine eşit olacaktır sevgili gençler. Valla burada şuna bakınca ben biraz hissedeceğim. İşlem işlem işlemle buradan y'yi bulursunuz arkadaşlar. Ama ben burada 24'lü bir şey görüyorum. Yani 240'lü bir şey görüyorum. Arkadaşlar 24 gelince aklınıza ne geliyor? 7, 24, 25 gelmiyor mu? Evet. Ama 24'ün 10 katı. Burası da 7'nin 10 katı. Hissedelim bakalım. 70 mi? E burası 70 olursa burası kaç olacak? 7, 24, 25'in 10 katı olduğundan 250. tutuyor tutuyorum diye bakalım. E, burası 70 olursa sen Y yerine 70 yazarsan burası ne oldu? 200 oldu. X'i burada 250 bulmuştuk. E hocam 15, 20, 25'in 10 katı sağlandı mı? Sağlandı. Evet. Buradan dediğim gibi hissederek işte özel üçgenleri bilmek burada önemli bir hale geliyor arkadaşlar. Buradaki işlemi yapacağına hisset burada. Bak sayılardan böyle ilginç olan var mı? Hissettiğinde yerine koyduğunda sağlamı tutuyor mu diye bak. Salla demiyorum. Bak hissederek yap tamam mı? Sen buradaki işlemle de y'yi bulabilirsin. Y'yi de bulduktan sonra yerine yazdığında Pisagor bağıntısından ikisi de bulabilirsin. Ama ne yaptık? Hissettik. Hocam 24'ün 10 katı varsa 7, 24, 25'tir dedik. E o zaman 25 burası da 25'tir 10 katı. E burada da yerine yazdığımızda Y'yi 15, 20, 25 sağlandı. 10 katı sağlandı daha doğrusu. O zaman cevap da böylelikle ne çıktı? 250 çıktı. Yani cevabımız Cihan oldu. Evet verilenlere göre X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. 90'lar çok fazla olduğunda önemli olan neydi? Dik üçgene karşılık getirmek. Dik üçgene karşılık getirmek için önce yapacağımız şey neydi? Dik dörtgen. Hemen dik dörtgen oluşturalım. Nasıl oluşturabiliriz? Hocam şöyle bir dik dörtgen yapacak olursak oluşturduk. Oldu bitti arkadaşlar. Burası 2 iken 2 iki, burası 3 iken 3. Üç, burası da 90 derece. E ee, başka ne yapacağız? Hocam kök 17'yi kullanmam lazım. Bakın bakın bakın. Hocam burası da 90 derece burası da 90 derece. Vay. Burada ne var? Hop şurada. Şuradaki Pisagor'da ya da buradaki Pisagor'da burayı bulup öncelikle bu Pisagor'dan burayı bulup sonra buradaki Pisagor'dan da burayı bulabiliriz. Ya da her iki dik üçgende y ortak değil mi? Evet. Y kare neye eşit? 2'nin karesi artı 7'nin karesine eşit. Çünkü şurası 7 olduğundan dolayı. Aynı zamanda y kare neye eşit arkadaşlar? Kök 17'nin karesi artı x'in karesine eşit. 4 artı 49 eşittir 17 artı x kare olduğundan e, burası kaç çıktı arkadaşlar? Şimdi şu x'in topladığımız zaman 49 ile 4'ü topladığımız zaman kaç çıktı? 53. E, şeyden 53 çıkartırsak kaç çıkıyor? 53'ten 17 çıkartırsak x kareye eşitmiş. 53'ten 17 çıkarttığımız zaman da sanırım 36 yapıyor. Evet 36 eşittir. X kare ise buradan da X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Aşağıdaki şekilde aynı düzlemde bulunan uçak ve paraşütten atlayan bir kişi verilmiştir. Evet uçakla paraşütten atlayan bir kişi. Saatteki hızı 108 km olan uçak düzgün doğrusal hareket ediyor. Bir adam uçaktan atladıktan 8 saniye sonra 320 metre e, düştüğünde. Evet. Ne kadar düşmüş arkadaşlar? Burası 320 metre düşmüş. Paraşütünü açıyor. Buna göre paraşütçü paraşütü açtığı anda uçak ile arasındaki uzaklık ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar saatteki hızı 108 kilometre değil miydi bunun? Evet. Saatteki hızı dediğimiz bir saat. 1 saat. Kaç saniye arkadaşlar? 1 saat. Şimdi kilometre. Şu kilometre. Bir de metreye çevireceğiz. Bu kilometreyi metreye çevirelim mi arkadaşlar? 108 1 kilometre 100 bin metre değil mi? Evet o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 108 bin metre yaptı. Hemen metreye çevirdik. Bu saatteki hızı bir saat. Şuraya yazalım isterseniz. Bir saat. Kaç dakika arkadaşlar? 60 dakika. E hocam ama bizim saniyedeki hızı lazım burada. Değil mi? 8 saniyedeki hızı lazım. O zaman bir saatte bir saat 60 dakikası. Dakikayı da şeye çevirelim arkadaşlar. Saniyeye çevirelim. 1 dakikada 60 saniye olduğuna göre 3600 saniye mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi 3600 saniyedeki hızı neymiş arkadaşlar? 108.000 ise o zaman şuraya yazalım. 3600 ya da direkt şeye bulabiliriz. 108.000'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 3600'e böldüğümüz zaman saniyedeki hızını buluruz. E ben bir de 8 ile çarptığım zaman ne kadar gittiğini o şekilde bulmuş olurum. O zaman sadeleştirmeleri yapalım. Şu şu gitti, şu şu gitti. E 108 ile 36 sadeleşince 3 kaldı. O zaman burası da kaç yaptı arkadaşlar sadeleşince? 30 kaldı. 3 kere 8 kaç yaptı? 24 yaptı. O zaman hocam burası da kaç yaptı? 24 yaptı. Yani 240 yaptı. E artık Pisagor bağıntısı burada arkadaşlar. Hocam 24 var 32 var. 80'in 3 katı. 3 kere 8. E 80'in 4 katı burası da. 80'in 4 katı. O zaman burası da ne olacaktır? 80'in 5 katından cevabımız 400 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir oldu. 12 verilmiş, 17 verilmiş. Bir de burada bir oran verilmiş. BD 3K, DC 2K verilmiş. BD 3K, DC 2K verilmiş. Hmm. Şimdi 17 12 verilmiş. X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Vallahi ne yapacağız arkadaşlar? Aslında bu soru bir benzerlikte sorulsa daha iyi olurmuş. Ama burada da artık ya yani dik üçgenin içinde de böyle sorularda gördüğümüz için burada Yapalım tabii ki bu soruyu. Şimdi benim burada oranı kullanmam lazım. Bu oranı nasıl kullanacağım? Ya hocam oranı kullanmak demek benzerlik demektir. E benzerlik demek hani orta tabandaki gibi. Oranlamanın olduğu yerden bir paralel çizerim. Hani eşitlik olsaydı ne yapıyorduk? Eşitliğin olduğu yerden bir paralel çiziyorduk. Buradan da ne yapacağım? Şöyle bir paralel çizeceğim arkadaşlar 17'ye ait. Yalnız burada 17'ye ait bir şey paralel çizince şöyle 3 bölü 5 orandan şurayı bulmak sıkıntılı oluyor. E ben paralelin böyle çekeceğimi böyle buradan çekeceğimi temel orantıyı farklı bir şekilde oluşturayım. Yani 3'e 2 oranını kullanacak şekilde. Nasıl oluşturabilirim? C'den çekebilirim. Bu sefer C'den çekeceksem şuna paralel oluşturabilirim arkadaşlar. Yani şuna paralel çizdiğim zaman böyle. Hocam 3'e 2 oran var. E o zaman burada da 3'e 2 oran olacak. Bu arada bunlar paralelse 90'sa burası da yöndeşlikten 90 mı? Evet hocam 90 derece olur. Hocam 3'e 2 oran var ya da 3K'daki 12 ise 4 katı 2K'daki de 2 katından dolayı 8 olur. A ne çıktı burada? 8, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden 15 çıktı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? DC uzunluğu isteniyor. Şimdi şuraya bakacak olursak. Burası 15, burası 20. 15, 20, 25 üçgeninden. Burası 25 çıktı. 3, 4, 5'in 5 katından. Dolayısıyla 5K'yı kaç bulduk arkadaşlar? 25 bulduk. K buradan 5 gelir. A bizden X isteniyor. X de 2K'ya eşit olduğundan cevabımız ne çıktı? 10 çıktı arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle denizli oldu. Aşağıdaki kroki de 1 ve 2. yollar birbirini dik kesiyor. Şöyle ve uzunluklarda verilmiş x, x-1, 17 metre olarak verilmiş. 1, 2, 3 yollar arasındaki parkın alanı nedir diye soruluyor. Yani şu x'i bulursam x çarpı -X x-1 bölü 2 soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle Pisagor bağıntısı yapacağım. 17'nin karesi eşittir x'in karesi artı x-1'in karesi mi diyeceğiz arkadaşlar? Evet. E hocam buradan acaba 8, 15, 17 mi? 8 koyarsak 15 oluyor mu? Olmuyor. O zaman ya da buraya 8 koyarsak e, burası 15 oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Maalesef tutmadı. Bunu açacağız. 17'nin karesi 289 eşittir. X kare artı. X kare eksi 2X artı 1 mi yaptı? Evet. Buradan bunu bu tarafa attım. 288 eşittir. 2X kare eksi 2X yaptı. Buradan 2'ye böldüğümüz zaman 144 eşittir. X kare eksi X yaptı. Hatta öbür tarafa açıp çarpanları ayırma yapabilirim ama yapmayın. Bakalım bizden ne isteniliyor? Bunların çarpımı isteniliyor değil mi? Çarpanları ayırarak diskriminanttan falan belki kökleri bulunamaz. Kökleri bulamadıysanız sakın ama sakın zaten yapmayın arkadaşlar. Niye? Direkt cevapta çıkabilir. Alan isteniliyor bizden. Alan dediğimiz nedir? x çarpı x eksi 1 bölü 2. Yani bu x kare eksi x bölü 2. Bak x kare eksi x zaten biz yukarıda bulduk. 144 olarak bulduk. 144 bölü 2'den cevap kaç çıktı o zaman? 72 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız denizli çıktı. Buna dikkat edin. Bazen x'i bulamıyoruz. Özel çarpanları ayıramadığınız zamanlarda sizden ne isteniliyorsa ona bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tamam mı?